Hiç fena değil lan kalkılmış. Büyük 12, küçük 8. He. Merak etme, endişelenecek bir şey yok. He, öyle diyorsun ama dün nasıl fenalaştım haberin var mı? Görmedin mi? Büyüğüm eski kadar sağlam değil öyle. Her an elimde kalabilirim, haberin olsun. Ya salak, önlemini alıyoruz ya işte, görmüyor musun? Ulan komşular tansiyon aleti alıp ölçmeyine önlem mi diyorsun sen be? Deli değil mi? Ya kalbim cak diye duruverse? Lan merak etme, kalkılmış. Nasıl bir vuruşta durdurursan bir vuruşta çalıştırabilirim de. Yani her halükarda döveceksin değil mi? Hiç kurtuluşum bir yok. Bir kere niyet ettim kalan, vazgeçmek olmaz kalkılmış. Ya lan kurtulacak o kız. İyi günler hanımım. Ben temizlik şirketinden kurt ettiler. Bu o kızın dediği gibi adım kalkılmış. Ama siz kızınca kalk deyin. Ha bu itin de adı itilmiştir. Ona da kısaca it deyin. Hiç böyle dayak atan koca görmedim. Hep böyle midir bu adam? Yok. Her zaman böyle değildir. Siz varsınız da kibar davrandı yine ayol. Gençliğine yazık be kızım. Boşansana şu hayvandan. Öyle bu zamanda hayvan boşamak kolay mı? Boşanmanın boğazını duysa bir dakikada boğ verir beni. Ah, vah vah. Sen üzülme hanım. Oy. Sen üzülme. Ben böyle şeylere alışkınım canım. Böyle şeye alışılır mı? Deli misin sen? Dur. Dur şuradakini de alayım. Of. Buna hemen bir çare bulmak zorundasın. Aman hemen. Ne çaresi olacak be hanımım? Bunun çaresi mi olur be? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni Cinci'ye yollayacağım. Cinci Galip diye bir adam var. Hemen derdine çare bulur. Sen hiç merak etme. Hakikaten mi diyor? Hı hı. Dur şunu da alayım. Oh. Bak benim eltimle çok büyük bir problemim vardı. Bu Cinci Galip sayesinde hepsini hallettik. Şimdi seni ona yollayacağım, tamam mı? Çok iyi olur. Sen de telefon açacağım şimdi ona. Adresi de yazacağım sana. Ona gideceksin. Bugün temizlik falan istemiyorum artık. Yöğmenini de vereceğim. Sağ ol. Olsun artık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hadi hanım. Hadi bakalım. Sağ güle güle. Allah senden de razı olsun. Hadi. Senin derdin kim lan kızım? Benim derdim o hayvan olacak, aman kocam olacak herif lan, Cinci Hoca. Her gün, her saat, her dakika beni dövüyor, dertmeliyor, depuk atıyor, çırnaklıyor, çimdikliyor, sonra gene dövüyor, gene terk anlaşıldı, anlaşıldı yavrum, anlaşıldı. Şimdi bu listedekileri bana getir, gerisini düşünme. Önce aleyhinen sağ ayak baş parmağından bir parça tırnak alacaksın. Ha bu tırnak abi, ütülmüşün tırnağı mı gerekiyor? Sadece tırnak değil. Aynı zamanda bir tutam kaş ve burun nahiyesinden de bir miktar kıl lazım, kıl. Kusura bakmayın ama ben ütülmüşü böyle parçalayabildikten sonra size hiç ihtiyacım yoktu ki. Kızım bana bak. Sen bu heriften kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? He, istiyorum ama sen de benden çok şey istiyorsun. Hadi tırnağı neyim anladım da öyle kıl tüyü getirmem ben. Onlar çok tehlikeli. Tamam. Kıl tüy yerinde kalsın. Ama kaşları ve tırnakları istiyorum ona göre. Yoksa bu işi unut. Tamam canım getiririm. Söylediklerine harfi harfiye uyacağım. Gerekirse o herifi kulağını geçip getireceğim sana. Olmaz. Kulak yerinde kalsın istemez. Ha. Yalnız bir de yüzünü yıkadığı sudan da bir miktar getireceksin. Tamam, o kolay canım, onu getirin de diğerlerini nasıl getireceğim, o da hiç belli be. Lan, ayol. He? O da bu lan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bana bak kahrılmış. Dün geceyi hiç yaşamamış sayalım. Buhren geçirdiğini düşünüp seni fazla hırpalamadım. Ne emme bir daha tekrarlarsan kendini ölmüş bir haberin olsun bak. Buran çağırsın canını incitmek istememiştim, bitirmişim. Lan isteseydin ne olacaktı lan kim bülü? Resmen tırnaklarımı sökmeye kalktık öküz. E sökmedim ama acık ucumdan aldım. E uzamıştı. Lan bana bak kahrılmış kafam bozma. Ben şimdi senin burnun ucundan ecuk alırım görersin. Burnun da uzamış kız. Sen kahvaltını ederken al günlük gazetini de oku. Ana, aferin kız. Dayağı yiyince nasıl da akıllanıyorsun böyle bak gazetamı da aldın ha. He abi. Abo, kız bu ne? Nasıl? Pek havadır olmuş değil mi? Sakın korkma. Hiç acımayacak. Sen iyice kafayı yedin kafamış. Psikolojik tedavi için seni doktora götürdecek. Vallahi bu kadar mı etmiş? Kendime hakim olamadım. Lan ya ben de kendime hakim olamasaydım he? He? Ya ben de kendime hakim olamasaydım. Hazır fırsatını bulmuşken kafamı koparıverseydim. He? Kafayı üşüttün nedir salam? Kusura bakma vallahi ben gerçekten kafayı üşüttüm galiba. Ya kafayı üşüttün muhakkak. Ya tırnaklarımı koparmak ya da böyle kaşlarımı sökme için hakikaten kafayı yemiş olman lazım. Senin yüzünden kayfaldı da demedim. Kalk kalk geri git bana bir çorba pişir kalk kalk. Nereye? Kemiklerim. Zırlama lan. Zırlama lan. Lan ben kaşlarım diye zırlıyorum mu? Kalk. Yürü git bana bir çorba pişir. Hadi. Tamam. Gidiyorum. Sabırsız ayu. Baba bak. Çorba doğru dürüst olsun. Kırarım boynunu. Hadi. Gidiyorum. Sana öyle bir çorba hazırlayacağım ki feleğini şaşırtacaksın. Lan nerede kaldı çorba lan? Gettim içirmişim, gettim. Gel. Afiyet iyi. Ne biçim çorba lan bu? Ne? Ne çok güzel çorba, Amerikan çorbası be. Tut gibi lan, nasıl lan bu çorba böyle? Oğlum senin için üzülerek yaptım ben bunu be. Lan hiç denesi bile yok, salak var. Ne biçim çorba lan? Ben senin bunun denilir dibinde. Hiç, çok güzel, çok. Allah. Hiç korkma, hiç diyorum. İçsene be, içsene diyorum. Kapı açık, gel. Ben geldim hoca efendi. Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kalkma benim ben. Kalkılmış. Kalk. İtin karısı. Kalk. Bak söylediklerinin hepsini getirdim hoca efendi. Bu yehbari bir tırnak. Bu da halis mulis okuzun kaşı. Ve tabii ki bu da itilmişin yüzünü yıkadığı su. Haydi yap şu büyüğü de. Çarpalım enayi. İnce Yasemince.